TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz yaşam koçu Yağmur Özçelik Şenozan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, bizler de iyiyiz. Öncelikle koçlukla ilgili başlamak istiyorum. Koçluk kavramı nedir? Koçluk, istenilen alanda yapılan bir yol arkadaşlığıdır. Bu yol arkadaşlığında profesyonel olarak uzmanlaşmış olan koç, sizi ön yargılardan uzak, yargılamadan, yönlendirmeden, sonucu tamamen kendi kararlarınızla ulaşmanıza yardımcı olan kişidir. Koçluk aktif bir çalışma sürecidir. Dolayısıyla istenilen her alanda yapılabilir. Bu alanlara örnek olarak yaşam koçluğu, eğitim koçluğu, iletişim koçluğu, kariyer koçluğu verilebilir. Peki, bayağı geniş alanmış aslında. Evet. Bugüne kadar duyduk ama çok kapsamlı alanı da var. Hani koç deyince direkt sadece bir konuda ama dediğiniz gibi iletişim, yaşam, eğitim birçok alanda da kariyer planlama. Aynı şekilde, evet. Yani illa hani bir konuda seçmek değil, birçok konuda da aslında destek alınabiliyor tabii ki, bu anlamda. Tabii ki. Çok güzel. İhtiyaç alanına göre. İhtiyaç alanına göre. Peki yaşam koçu kimdir? Yaşam koçu bireyin kendini tanımasına, kendini doğru ifade edebilmesine, ulaşılabilir hedefler belirlemesine ve bu hedeflerine potansiyeli doğrultusunda uygulanabilir bir plan geliştirmesine ulaşabilmesi için yardımcı olan kişidir. Yaşam koçu kim değil? Bu çok karıştırılan bir konu. Evet. Yaşam koçu bir psikolog, terapist değildir. Çünkü tedavi amaçlı bir çalışma yürütmez. Yaşam koçu bir mentor değildir. Çünkü herhangi bir alanda uzmanlaştığı, deneyimlerini aktardığı bir çalışma yürütmez. Yine yaşam koçu bir danışman değildir, önerilerde bulunmaz. Arkadaşça bir sohbet değildir. Çünkü arkadaşlarımız bazen bize doğruları söylemekte çekinirler. Böyle bir sohbet havasında da gerçekleşmez. Yaşam koçluğu tavsiyelerde bulunmaz. Yaşam koçu doğru sorularla sizde farkındalık uyandırır. Peki şöyle bir şey olabiliyor mu? Şahsi merakımdan dolayı soruyorum. Hani arkadaşlarımız bazen üzülmeyelim diye doğruyu söylemezler. Evet. Yaşam koçunda böyle bir şey var mı? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Neyse o olması. Ne kadar üzülürsek de doğru cevaplarla kendimiz o sonuçlara ulaşacağımız için o bize bir farkındalık yaratacak. Dolayısıyla kendimizle yüzleşeceğiz. Yaşam koçu bu yolculuk boyunca size ayna tutan kişidir. Evet. Çok da doğru aslında olması gerektiği dediğiniz gibi. Peki yaşam koçu ile çalışmaya neden ihtiyaç duyarız? Bireyler kendi çıkmazlarında bulundukları durumu yönetmekte zorluk çekerler. Burada kendilerini tanımalarını, neye dönüştürmek istediklerini, nasıl bir sonuca ulaşmak istediğinin farkındalığını ulaştıkları zaman daha tatminli bir yaşam sürerler. Dolayısıyla danışanlarda bir bilinç uyandırır. Farkındalık, kendi güçlü yönlerini keşfetme, potansiyelini ortaya çıkarma ve güçlü yönlerini kullanabilme. Çoğu zaman biz biliriz. İşte ben aslında stresime hakim olabilen bir kişiyim ama bunu kullanmakta güçlük çekebiliriz. Bu süreçlerde yaşam koçu bize destek sağlar. Kişiler arası iletişimleri yüksek seviyeye çıkarır. Yine takım arasında, örneğin bir yönetici koçluğunda, bir iş ortamında oradaki sorumluluk bilincini artırır. Dolayısıyla kişiler arası iletişim de yüksek seviyede artıracağı için olumlu sonuçlara yol açar. Koçlukta değişim süreci nasıl başlar? Şimdi değişim içinde olan dünyamızda sağlıklı kararlar verebilmek, amacımıza ulaşabilmek için doğru sorular çok önemlidir. Koçlukta bizim yaptığımız soru-cevap teknikleriyle farkındalık uyandırmak demiştik. Birey kendine sorular sorarak cevaplar ürettiğinde daha kalıcı, daha verimli çözümler ürettiğini fark eder. Dolayısıyla daha doğru bir adım atar. Bizim değişim sürecimiz de şu şekilde başlar. Öncelikle bir öğrenme, merak duygusu, ardından doğru sorular, farkındalık ve harekete geçmek. Peki eğitim koçu kimdir? Eğitim koçu, öğrencinin başarısını hedef alan kişidir. Buradaki başarı tüm dersler için geçerlidir. Dolayısıyla öğrenciye bireysel bir program uygulanır. Bu programla bütün derslerindeki başarısı ortak amaçtır. Ve bu süreç boyunca, çalışmalar boyunca öğrenci zaman zaman derslerinden kötü puanlar alabilir ya da sınav hazırlığındaysa zaman zaman netlerinde düşüşler olabilir. Burada da ilave çalışmaları planlar. Tamamen bireysel olmak zorundadır. Herhangi bir programı 3-4 öğrenciye birden verdiğimizde takdir edersiniz ki doğru çözümler, sonuçlar alamayız. Yine aynı şekilde öğrencinin bulunduğu konum ile bulunmak istediği konum arasındaki farkı en aza indirmeyi amaçlar. Ve bu sayede potansiyeli yüksek, kendinden emin, gücünü kullanabilen, istediği yere ulaşabilmiş öğrenciler, bireyler yetiştirmeye çalışır. Bu yüzden de çalışma yaş aralığı olarak daha küçük olmak durumundadır ve bu daha etkilidir. Son seneye geldiğinde sınav grupları için örneğin, sadece son senede bir öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu yaptığımız zaman bu çok etkili olmuyor. Çünkü birikmiş sorumluluklar
ertelenmiş sorunlar var. Bunları tek senede direkt çözmeye çalışmak takdir edersiniz ki zor oluyor. Zor oluyor. Peki şimdi eğitim koçluğundan bu şekilde bahsettiniz ama yaşam koçluğu sanki biraz önce konunun başında, programın başında bahsettiniz. Daha fazla kapsıyor gibi geldi. Evet, doğru. Yaşam biraz koçluğu, daha ondan bahsedebilir miyiz? Evet, yaşam koçluğu kişide farkındalık uyandırdığı için herhangi bir problemi üzerine yapılabilir. Örneğin bir danışan diyebilir ki ya ben çok kaygılıyım, stresimi yönetmekte zorluk çekiyorum. Bu aşamada yapılabilir. Ya da siz bir yaşam koçuyla çalışmaya başladığınız zaman farklı bir sorun üzerinde ilerliyorsunuzdur. Ama gündemde yeni oluşan bir sorun, o seansa geldiğinizde yeni oluşan bir sorun vardır. Bu sorunla ilgili gündeme koçluk yapılabilir. Aklınıza gelebilecek her konuda, ilişkiler arasında olsun, sağlık koçları mevcuttur günümüzde. Ama daha çok uzmanlaşmış kişilerin olması, yani doktorların daha çok olması önem taşır. Yine dışarıdan ilişkiler, aile arası ilişkiler, ebeveyn arası, çocuk arası ilişkiler hepsini kapsadığı için daha geniş. Ama aslında ortak hedef hepsinde şudur, farkındalık uyandırmak. Evet, farkındalık ağırlıklı olarak tabii ki en önemli şey değil mi? Peki etkili iletişim, biraz bundan bahsedebilir miyiz, nedir? Şimdi kısaca iletişimden bahsedersek, iletişim bizim gereksinimlerimizi karşılayabilmemiz için sorular sorduğumuz, işte sözcüklerle, cümlelerle karşımızda bir etkileşimdir sonuçta. Ama etkili iletişim, bireyin ne aktarmak istediğini emin bir şekilde en kısa sürede karşı tarafa aktardığı müddetçe etkili bir iletişim sağlanır. Ama buradaki etkili iletişimde neler var? Kişinin kendini bilmesi, aktarmak istediği cümleyi net olarak farkında olması. Daha sonra karşı tarafa empati yapabilmesi, hoşgörülü davranması, alaycı bir tavırda olmaması, doğru beden dili hareketlerini kullanabilmesi, göz teması kurması, bunların hepsi etkili iletişimin teknikleri olarak geçer. Ama bir de bunun tam tersi durum vardır. İyi bir dinleyici yoksa sizin karşınızda, siz ne kadar çabalasanız da etkili bir iletişim söz konusu değildir. İyi bir dinleyicinin özellikleri de, yani bir an önce cevap vermek için soruya atılayım değil de, önce bir karşı tarafın ne söylemek istediğini anlayayım, daha sonra ben cevaplarımı vereyim. Yani biraz bekleyerek, yine göz teması kurarak, beden dilimizle anlattığı şeylere, jest mimiklerimizle uygun cevaplar aslında konuşmadan vererek yapmaktır. İyi bir dinleyici özelliği de etkili iletişimde çok önemlidir. Peki ilginç bir soru var. İletişim günahları nelerdir? Evet. İletişim günahları diye tanımladığımız şeyler işte o alaycı tavır, tehditvari tavır, sürekli karşısındakine şunu yap, bunu yap, emir vermek, daha sonra karşıdakinden sürekli suçlayıcı bahsetmek, sürekli kişinin yerine bir an önce geçmeye, bir an önce cevap vermeye çalışmak. Bunların hepsi iletişim günahları olarak geçer. Yani alaycı, sürekli bir şikayet hali, sürekli bir karşındakini eleştirme. Eleştiri bazı ölçütlerde eleştiriye açık olmamız gerekir ama bunun bir ucu bucağı yok. Sürekli üslubu bir vardır eleştiri. Galiba, kesinlikle her şeyin bir üslubu vardır. Bunlar iletişim günahları olarak geçer. Peki bu iletişim günahlarının hani danışanlarla mesela ortaya çıkma nasıl çıkıyor ortaya? Aslında şu şekilde, karşımızdaki danışan bize bunu çok fazla yansıtmıyor. Yine bir saygı seviyesinde bir iletişim gerçekleşiyor ama kendi kişiler arasındaki sosyal çevresinde bu tarz sorunları yaşayarak bize geliyor. Yani karşıdaki kişinin sürekli yanlış konuştuğunu düşünüyor. Sürekli lafa atılıp onun sözünü kesmeye çalışıyor. Bunu her kişiye yaptığında bakıyor ki yani ben bir iletişim kuramıyorum, kimse beni dinlemiyor artık. Evet. Bu noktada bize danışıyorlar. Ve bu noktada bizim de önerilerimizde en fazla şu oluyor. Hani bir sakin bir şekilde karşıdakinin tam olarak ne anlatmaya çalıştığını anlamamız gerekiyor. Öneriler derken biz asla karşı tarafa şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye öneride bulunmuyoruz ama soru cevaplarla onda uyandırdığımız farkındalık sonrasında kişi diyor ki ya evet ben aslında sözünü keserek sürekli bir yanlış yapıyorum. Yani kendimi de onun yerine koyuyorum. Empatiyi de burada geliştiriyor ve doğru sonuca ulaşabiliyor. Peki burada ulaşılabilir başarı hedefimiz nedir? Başarı için hedefimiz çok önemlidir. Bu hedefin ulaşılabilir olması. Ulaşılabilir derken hedefimizin net olması gerekir. Yani ben ne istiyorum bunu bilmeliyim öncelikle. Ölçülebilir olması gerekir. Kendimi mukayese edebilmem için neredeyim, ne noktaya geldim, doğru ilerliyor muyum, adımlarımı takip edebilmem için. Ulaşılabilir olmalıdır. Kendi potansiyelimin altında bir hedef belirlersem bu beni tatmin etmeyecek, motive etmeyecek. Ulaşamayacağım bir hedef belirlersem de bu sefer çabalayacağım, sonuç almayacağım. Her iki durumda ortak bir sonuca varmamız gerekir. Dolayısıyla ulaşılabilir olmalıdır. İlgili olmalıdır. Yani beni ilgilendirdiğinden emin olmalıyım.
Ve son olarak zaman sınırlayıcı olmalıdır. Odaklanacağın bir son tarihin olması gerekir. Aksi takdirde havada kalacaktır hedefimiz. Yani bir başarıya bir hedef koymak, doğru mu anladım? Evet. Yani başarıya ulaşabilmek için hedef koymalıyım ama her hedef de beni başarıya götürmez. Burada o yüzden bu erişilebilir olması bizim için önemlidir. Ulaşılabilir hedef. Yani aslında burada bir mantığının olmasından bahsediyoruz. Tabii, evet. Kadar, değil mi? Çok hem önemli. De bizim potansiyelimizin altında olmaması gerekir. Öğrenci koşulunda genellikle yaşadığımız bir sorun. Aslında biliyor öğrenci, sınavlardan aldığı puanlar belli ama yine de emin olmak için daha düşük bir hedef koyuyor. O zaman bu kişi de atalet uyandırıyor. Daha fazla çalışmayacak. Zaten başarabileceği bir sonuç. Ama aslında daha iyisine ulaşabilirdi. Değil mi? Yani o hedefi koyarken mantıklı olma. Bir de şey de var galiba, hani sosyal bilimler okuyorsa, eğitimi o alanındaysa, tabii. Tıptaki başarı hedefini koymaması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Eşit ağırlık, sayısal diye ayrılıyor, sayısal. Sözel değil yine aynı şekilde. Biz bir dil öğrencisiysek tıp seçmemiz doğru olmayacaktır. Doğru çünkü matematik ağırlıklı bir durum söz konusu değil. Peki, başarı katilleri nedir? Başarı katilleri de bizi bu atalete yönlendiren, daha iyisinin olmayacağının düşüncesi, konfor tutkusu, sürekli olumsuz senaryolar üretmek, kendinden emin olamama, sürekli şikayet hali. Bunlar bizi bulunduğumuz yerde zihnimizi o kadar meşgul eder ki biz başarıya ulaşmak için herhangi bir adım atmayız. Dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanır. Dolayısıyla burada saydıklarımız aslında başarı katilleridir. Başarı katili. Terim olarak da çok farklı. Evet. İletişim katili. Günahları, başarı katilleri. Evet. Akılda da kalıcı oluyor, biliyor musunuz? Yani mesela ben iletişim günahlarını çok net algıladım. Evet. Hani başarı net katilleri oldum. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Daha net, daha akılda kalıcı oluyor. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz bu ben güzel ve aydınlatıcı bilgiler için. Çok sağ olun. Sağ olun. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında 8'de sağlıkta konuğumuz Yaşam Koçu Sayın Yağmur Özçelik Şenozan'dı. Özellikle koçluk nedir, yaşam koçluğu nedir, iletişim koçluğu nedir bunları konuştuk. İletişim günahlarını konuştuk. Çok da güzel aydınlatıcı bilgiler edindik. Kendisinden bir kez daha teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık turumuzla devam edelim.